Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Uzun süredir hatırlatma yapmıyordum. Benim eğitimle ilgili bazı videolarım var. Uzun zamandır da yeni aboneler geldi. Yeni aboneler bu eğitim linklerinden haberi olmayabilir. O yüzden bu eğitim linkleri gerçekten birbirinden kıymetli ve birbirinden değerli. Şu sol üst köşede yayınlamış olduğum Borsada Para Kazanmanın Yegane Formülü isimli videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda boş vakitlerinizde algoritmayı, küçük yatırımcı algoritmayı nasıl yenebilir isimli bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Ve bunun yanında yine bu sol üst köşede yayınlanacak video boyunca bazı eğitim linklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu eğitim linklerini izlemeden borsada herhangi bir hisse alıp hisse satmak veya borsada yatırım yapmak çok riskli olacağını düşünüyorum. Boş vakitlerinizde bu Finans Sohbet kanalına yeni katılan abonelerimin bu eğitim linklerini tıklamalarını ve izlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Bugünkü konumuza gelecek olursak, bugünkü konumuzun temel amacı, Finans Sohbet'in aslında kuruluş amacı finansal yatırımlar. Yani bu illa borsa olacak değil. Sürekli borsa üzerine konuşuyoruz ama borsa olabilir, emlak olabilir, gayrimenkul olabilir, altın olabilir, başka şey olabilir ve ekonomik verileri ve incelemek üzerine bazı sohbet. Bu sohbet üzerine yaptığımız zaman tabii biz bu ekonomik araçlardan para kazandığımız zaman bu para kazandığımız şeyleri de bir yerlere yatırırız veya bir yerlere satarız. Yani takas ederiz. Peki takas ettiğimiz zaman da bazen iyi niyetli olmayan, kötü niyetli insanlarla denk gelebiliriz, karşılaşabiliriz. Benim de mesela gayrimenkul satışı esnasında bu tip bir gayrimenkul dolandırıcılarıyla karşılaşma anım var ve ben bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2010 yılında borsadan iyi bir para kazanmıştım. Bu kazanmış olduğum parayla kendime ufak bir merkezde bir ofis almıştım. Yani yaklaşık 100 metrekarelik bir iş yeri, ofis. Ve bu ofisi daha sonra 2014 yılında borsa düşünce ofisi satıp yeniden elimde nakitle borsaya girme niyetim vardı. Ve satılık ilanı vermiştim. Satılık ilanı verdiğim zaman bir kişi aradı beni ve ofise talip olduğunu ifade etti. Ve ben de kendisiyle görüşme yapabileceğimizi ve bir görüşme yeri olarak bir çay, kafeterya gibi bir yerde buluşabileceğimizi kendisine söylemiştim. Ve o kişi geldi gayet iyi giyinimli, gayet düzgün konuşan bir insan. Kendisinin Almancı olduğunu ve Almanya Ludwigshafen'da yaşadığını ve burada bir dil tercümanlık bürosu kurmak istediğini ve Türkiye'de bu tercümanlık bürosuyla beraber bazı Almanya'daki sağlık şirketlerine danışmanlık yaptığını ve bu danışmanlık esnasında da burada bir ofise ihtiyacı olduğunu ve benim ofisi ilanımı gördüğünü ve bu ofis ilanının doğrultusunda ofisimi satın almak istediğini söylemişti. Ofisim de öyle çok ahım şahım bir ofis değil. Yani böyle bugünkü değerinden 400-450 bin lira, 50 bin euro filan edebilecek bir ofis. Ve ben kendisine fiyat ne kadar dendiğinde ben 50 bin euro dediğimde belki de o kişi ilk açığını, o dolandırıcı burada yapmıştı. Ben 50 bin euro dediğimde hiç pazarlık yapmadan yani 45 bin euro olur mu, 40 bin euro olur mu, 47 yani o 45 dersin, siz 50 bin dersiniz. Sonra 47'de falan buluşursunuz. Belki de o kişi tek açığını burada vermişti ve 50 bin euro dediğimde tamam 50 bin euroyu ben kabul ediyorum. Ben size parayı hesabınıza havale edeyim dediğinde ben ufak çaplı bir şok geçirmiştim. Fakat bu şok geçirmeme rağmen ben tabii malımı yüksek fiyata satacağım düşüncesiyle biraz da mutlu olmuştum. Ama kafamda bir türlü bu adam neden benimle pazarlık yapmadı? Çünkü bu tip şeylerde her zaman için pazarlık yapılır. İstediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar durumunuz iyi olsun. Her zaman için bir pazarlık payı vardır ve herkes pazarlık yapar. Yani siz bile bir hisse alırken dipten almaya çalışırsınız. Yukarıdan hisse almaya çalışmazsınız. İstediğiniz kadar zengin olun. İsterseniz City olun, isterseniz Doçi olun. Önemli değil. Ama adamın görüntüsü çok iyiydi. Yanında da bir tane Alman vardı. Almanla sürekli Almanca konuşuyor. Yanında da bir cep telefonu açıyor. Cep telefonuyla işte Ludwigshafen'la bir şeyler konuşuyor. Almanca bir şeyler konuşuyor geliyor. Ve ona da kart vizitini verdi. Kart vizitinin üzerinde de bir Alman bir şirketin CEO'su gibi bir şey, yöneticisi, üst düzey yöneticisi olduğunu falan söylüyordu. Kartta bayağı fiyakalı
bir karttı ve bana dedi ki hemen dedi sen bana hesap numaranı ver, IBAN hesap numaranı, ben yurt dışından sana 50 bin euronu hemen göndereceğim dedi. Ben de tamam dedim. Pazartesi günü ben hemen ona kendisine IBAN numaramı ilettim. IBAN numaramı ilettim. Pazartesi günü bir pastanede buluşalım dedi. Ve ben kendisiyle beraber gittim. Pazartesi günü pastanede buluştuğumda Deutsche Bank'la çalıştığını ve Deutsche Bank'tan da benim bankama dekontun gönderildiğini, paranın gönderildiğini ve dekontu da salı günü vereceğini söyledi bana. Ben de tamam dedim. Salı günü dekontu alalım. Yalnız dedi bana dedi bu hafta içerisinde dedi satışı yapmamız gerekiyor. Bu hafta içinde satışı yapmazsak ofisten vazgeçeceğini, çünkü Almanya'ya gitmesi gerektiğini ve acil işlerinin olduğunu ve halletmesi gereken işlerin olduğunu bana belirtti. Yani en geç perşembe günü hemen tapudan randevu almamı ve perşembe günü tapu devir işlemlerini gerçekleştirmemi söylemişti. Ben de olur demiştim. Ben hemen tapudan randevu alırım. Pazartesi günü ben adama IBAN'ı verdim. Salı günü de dekontu isterim dedim. Dekontu bana verin, getirin. Dekontu da müteakip işlemlere başlayalım. Ondan sonra pazartesi günü geldiğimde tabii bu konuyu yine eşimle paylaştım ama eşimde de bir huzursuzluk oldu. İşte parayı almadan tapuyu vermeyelim falan diye. Ben de dekontu alacağız. Ne olacak falan, banka dekontu, tapu gibi sağlam falan diye konuştuk. Fakat benim içimde de bir huzursuzluk vardı. Ancak benim içimde olan huzursuzluk sürekli adamın benimle neden pazarlık yapmadığıyla ilgiliydi. Daha sonra salı günü adamın yanına dekontu almaya gittiğimde yine aynı yerde buluştuğumuzda adam, ben tabii biraz böyle çekinik davranıyorum, bir dekont verdi bana. Deutsche Bank'ın dekontu. Üzerinde benim IBAN numaram, adım, soyadım falan yazıyor ve 50 bin euroluk bir dekont. Dekontu görünce ben tabii mutlu oldum. Tamam dedi, bu dekont dedi senin hesabına yollandı dedi, verdiğin banka hesabına. Artık dedi işlemlerin oradan, bankadan da çek ettirebilirsin dedi, kontrol ettirebilirsin dedi. Ben böyle baktığımda dekont, evet bir dekont yani, eline almış getirmiş Deutsche Bank'ın. Tamam dedim, iyi dedim, gayet iyi dedim. Ondan sonra ben böyle biraz soğuk davranıyorum. İşte gelen çayı falan içmedim falan. Sonra bana dedi ki sen dedi bana hala güvenmiyorsun dedi. Bak dedi gel dedi sen de şu yandaki bankaya gidelim dedi. Orada bir konuşalım dedi. Yandaki bankaya gittik. Bankanın ismi önemli değil. Reklama girmesin. Bankaya girer girmez bankaya girdiğimizde herkes ayağa kalktı. Ben o kadar yıllardır bankalarda işlemler yaparım. Bankalarda hesaplar yaparım. Hayatımda bana bankada hiç kimse ayağa kalkıp hoş geldiniz beyefendi diye karşılamadı. Bırakın memurların hoş geldiniz diye karşılamasını, şube müdürü geldi ve şube müdürü bizi aldı ve odasına götürdü. Ve kendisine dedi ki Mustafa Bey dedi nasılsınız, iyi misiniz dedi, iyiyiz dedi, sağ olun falan. Ben de görüyorum tiyatro gibi oynuyor önümde olaylar. Şube müdürü de ya dedi bir ajandası var şube müdürü açtı falan. Ya dedi 1 milyon euroyu ne zaman transfer ediyorsunuz? Ben dedi yarın 1 milyon euroyu Almanya'dan transfer edeceğim dedi. Ben dedi koruma istiyorum dedi, güvenlik istiyorum dedi.